Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Tarih 29 Ekim 1923'tü. O gün Türkiye'nin kalbinde milli bir rüya gerçek oldu. Savaşın yorgunluğu ve yoksulluğun ağırlığına rağmen umutlar gökyüzüne yükseldi. O an Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık ateşiyle yana yana kül olmuş bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, şanlı direnişinin taçlandığı andı. Eller, kalpler, umutlar birleşmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuştu. O akşam, 28 Ekim 1923'ü 29 Ekim'e bağlayan gecenin sessizliği, Çankaya Köşkü'nün zarif odalarını sarmıştı. Mum ışığında parlayan ocak, odanın duvarlarına hafifçe titrek gölgeler yansıtıyordu. Mustafa Kemal Paşa dostlarıyla toplanmıştı. Işığa odaklanmış o masmavi gözleri, bir devrimin eşiğinde olmanın bilinciyle, kararlılıkla parlıyordu. Bıçağını eline aldı, doğruldu ve derin bir nefes aldı. Sonra tabağını hafifçe vurarak söze başladı. "Efendiler," dedi tek tek odadaki herkesin gözlerine bakarak. Arkadaşları heyecan ve umutla karışık bir ifadeyle ona odaklandılar. O an masadaki herkes tarihi bir anın eşiğinde olduğunu anlamıştı. "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." Sözleri odada yankılandı ve bir anlığına odayı dolduran sessizliği bozdu. Şaşkınlık içinde kalanlar bu sözlerin yankısıyla uyanmış gibiydi. Bir an öncekine göre daha kararlı bir şekilde devam etti Mustafa Kemal. "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Bu değişikliği yarınki meclis toplantımızda yapacağız. Hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz." Mustafa Kemal Paşa'nın gözlerinde geleceğe dair büyük bir umut vardı. Yıllar boyunca taşıdığı ideal nihayet gerçekleşiyordu. O gece sadece bir devrimin değil, bir ulusun uyanışının başlangıcıydı. Tarihin akışı sessiz odada yazılan bu sözlerle yön değiştiriyordu. Bir millet yeni bir çağın kapılarını açıyordu. O dönemin esrarını yansıtan bu belge, geçmişin tozlu sayfalarından bir hikaye taşıyor. 19 Mayıs 1919 öncesinde Mustafa Kemal Paşa'nın iç dünyasında yankılanan fikirler sessiz bir okyanus gibi derin ve bilinmezdi. Padişahlığın sona erdirilmesi gibi büyük bir değişiklikten bahsetmemekte kararlıydı. Ancak bu sessizliğin altında canından çok sevdiği milletinin geleceğine dair hayaller kuruyordu. 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesi, Türk milletinin çıkmaz bir yoldan kurtuluşunun belgesiydi. "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir" sözleri basit bir ifade değildi. Bu ifade milli egemenliğin kutsal bir ilke olduğunu vurgulayarak Türk milletinin özgürlük ateşini yakmıştı. Amasya Genelgesi'nde öne çıkan milli egemenlik ilkesi, aynı zamanda milletin kendi kaderini belirleme iradesinin yüksekten duyurulmasıydı. Bu ilke milletin yeniden doğuşunu müjdeliyor, tarih boyunca kaybedilen gücünü ve onurunu yeniden kazanma arzusunu dile getiriyordu.
Bu metinler o günlerin kararlılığını ve inancını hatırlatıyor bize. Bir millet kendi geleceğini şekillendirme arzusuyla göğsünü gere gere ilerlemekteydi. Geçmiş bugünün temelini oluştururken geleceğe dair de umut dolu bir mesaj taşıyor. Umutsuzluk içinde bile bir milletin iradesi dünyayı değiştirebilir, tarih yazabilir. ...19. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir dönüm noktasına gelmişti. Tanzimat Fermanı ve İslahat Fermanı gibi reformlarla birlikte halkın yönetime daha fazla katılımını sağlamayı hedefleyen bir dönem başlamıştı. Meşrutiyet de ülke yönetiminde halkın temsilini sağlamayı amaçlıyordu. Ancak bu süreçte pek çok zorlukla karşılaşıldı. Bazı dönemlerde meşrutiyet ilan edilse de istikrarsız siyasi ortam ve askeri müdahaleler bu yeniliği engelledi. Siyasi çekişmeler ve etnik gerilimler de durumu daha da zorlaştırdı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlayan süreçte Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Ulusal Mücadele Hareketi başlatıldı. Bu dönemde yönetimde halk iradesinin egemen olacağı açıkça ilan edildi. Erzurum Kongresi'nin ardından 23 Temmuz 1919'da yayımlanan bildiride ''Ulusal kuvvetleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır'' kararı bu yeni yönetim anlayışını gösteriyordu. Milli iradeyi temsil edecek olan Büyük Millet Meclisi, İstanbul'un işgal edilmesiyle birlikte 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandı. Meclis, 20 Ocak 1921'de kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla egemenliğin Türk milletine ait olduğunu ilan etti. Mevcut anayasa, ulusal iradenin Türk ulusuna ait olduğunu doğrulamış, ancak devletin yönetim şekli ve başkenti hakkında kesin bir karar vermemişti. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'in ilanı üzerine görüşmeler yapmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu için hazırlıklar başladı. 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasayla Ankara, devletin başkenti ilan edildi. Bu yasa İstanbul ile Ankara arasındaki başkent tartışmalarına son vererek Cumhuriyet'in ilanına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyordu. Bu süreç Türkiye'nin modernleşme ve demokratikleşme yolundaki önemli adımlarından biriydi. Bu dönemde alınan kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturdu ve ülkenin geleceğini şekillendirdi. Bu süreçte 2. Ordu Müfettişliğine getirilen Ali Fuat Paşa, Meclis 2. Reisliği görevinden ayrılmış ve istifasını mecliste okutmuştu. Aynı gün Dahiliye Vekilliğinden istifa eden Ali Fethi Bey, boşalan pozisyonlar için aday gösterilmişti. Ancak Mustafa Kemal Paşa, Halk Fırkası grubunun tercihini beğenmemiş ve bu durum bir hükümet krizine yol açmıştı. İcra Vekilleri Heyeti'nin istifasını talep eden Mustafa Kemal Paşa, hükümet krizini yönetmeye başlamıştı. Ancak ordu önemli görüldüğü için Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili olan Fevzi Paşa görevini bırakmamıştı. Sonuç olarak yeni bir hükümet kurma girişimleri sonuçsuz kalmıştı ve Mustafa Kemal Paşa'nın devrimci düşünceleri doğrultusunda Cumhuriyet'in ilanıyla vekillerin seçim usulü değişmişti. ...29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye'de yaşanan hükümet krizinin ardından Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Halk Fırkası İdare Heyeti Cumhuriyet'in ilanına karar verdi. Anayasanın ilk maddesiyle Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilecek ve gerektiğinde meclise ve icra vekilleri heyetine başkanlık edebilecekti. Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek başbakan, kendi belirlediği vekillerle bir kabine oluşturacak ve meclisten güven oyu alarak göreve başlayacaktı. 29 Ekim'de kabul edilen anayasa değişiklikleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Paşa seçildi. Ve ardından İsmet Paşa liderliğindeki kabine, meclisin tam desteğiyle güven oyu aldı. Bu şekilde Cumhuriyet dönemi resmen başlamış oldu. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliğini kabul etti. Bu değişiklik de bütün mebusların kabul oyuyla gerçekleşti.
Ancak ilanın hızlı bir şekilde yapıldığına dair eleştiriler ortaya çıktı. Eleştiriler özellikle İstanbul'daki gazeteler ve gazeteci Velid Ebu Ziya tarafından dile getirildi. Velid Ebu Ziya, Cumhuriyet'in halkın hazır olmadığı, otoriter bir yönetim için kullanıldığını iddia etti ve ilanın aceleye getirildiğini savundu. Ancak Cumhuriyet'in ilanı önceden planlanmış bir hedefti ve Mustafa Kemal Paşa'nın zihninde belirlenmişti. Bu hedef, Fransız devriminden etkilenen Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi düşünceleriyle şekillenmişti. Jean-Jacques Rousseau gibi düşünce liderlerinden etkilenen Mustafa Kemal Paşa, cumhuriyeti bireyler için özgürlükçü, toplum için ise cumhuriyetçi bir anlayış olarak benimsemişti. Cumhuriyetin ilanı önceden kamuoyunda tartışılan bir konuydu. Mustafa Kemal Paşa bir ay kadar önce bir mülakat yaparak cumhuriyete dair net bilgiler vermişti. Bu mülakatta Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara olduğu ve ülkenin adının Türkiye Cumhuriyeti olacağını ilan etmişti. Bu nedenle de Cumhuriyet'in ilanı beklenmedik bir gelişme olarak değil, önceden planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuş bir karar olarak gerçekleşmişti. Latinceden türetilmiş olan Cumhuriyet, Arapçada Cumhur kelimesinden dilimize geçmiştir. Ki bu kelime halk ya da ahali anlamına gelir. Ancak zaman içinde bu kelime siyasi bir içerik kazanarak bir devlet ve hükümet biçimini tanımlayan bir terime dönüşmüştür. Cumhuriyet, egemenliğin ulusa, halka ait olmasını öngörür. Halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetilir. Bu sistem, her bireyin yasa karşısında eşit olduğu ve devlet yönetimine katılma hakkına sahip olduğu bir düzeni simgeler. 1789 Fransız devriminden sonra yaygınlaşmaya başlayan Cumhuriyet sistemi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde pek etkili olmamıştır. Ancak yeni Osmanlılar olarak adlandırılan reformist bir grup, Osmanlı İmparatorluğu'nda cumhuriyet düşüncesini benimsemeye başlamıştır. Namık Kemal gibi düşünürler, bu sistemin Osmanlı toplumuna uygun olmadığını düşünseler de, ikinci meşrutiyet döneminde cumhuriyet düşüncesinin cılız da olsa yeşermesine katkıda bulunmuşlardır. Bu atmosfer içinde yetişen Mustafa Kemal, mutlak ya da meşruti yönetimlerin ülke sorunlarını çözemeyeceğini anlamıştı. Bu nedenle devletin temelini cumhuriyet ilkelerine göre hazırlamak gerektiğini savunuyordu. Amasya'da milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararının kurtaracağını ifade etmiş, bu nedenle halkın temsilcilerinin görüşlerini almak amacıyla Sivas'ta bir kongre yapılacağını belirtmişti. Erzurum Kongresi'nde de milli güçleri etkin kılan ve ulusal iradeyi egemen kılan kararın alınmasını sağlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da bulunduğu sırada Mazhar Müfit Bey'e zaferden sonraki hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını söylemişti. Ancak ne kendi arkadaşları ne de toplum henüz cumhuriyet sistemine tam olarak alışmış değillerdi. Bu nedenle Atatürk bu düşüncesini bir süre daha gizli tuttu. Anadolu'da milli mücadele örgütlenirken İstanbul'daki bazı deneyimli devlet adamları cumhuriyetin geleceğini sezmeye başlamışlardı. The Times gazetesi Sivas Kongresi'ni Sivas'taki Anadolu Cumhuriyeti olarak nitelendirmişti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte Türk ulusunun hayatında yeni bir dönem başlamıştı. Halkın temsilcilerinden oluşan meclis, ülkenin kaderini belirlemek için çalışırken temel yasaları da hazırlıyordu. Az önce de söylediğimiz gibi 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmişti. Bir süre sonra da geleneksel Osmanlı sisteminin temel dayanağı olan saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştı. Padişahsız bir dönem başlamış ve resmi olarak isimlendirilmemiş bir cumhuriyet sistemi oluşmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu durumu şu şekilde açıklamıştı. Saltanat döneminden cumhuriyet dönemine geçebilmek için herkesin bildiği gibi bir geçiş dönemi yaşadık. Bu dönemde iki fikir ve iki görüş durmaksızın birbiriyle mücadele etti. O fikirlerden biri saltanatın sürdürülmesiydi. Bu fikrin taraftarları belliydi. Diğer fikir saltanat yönetimine son vererek cumhuriyet yönetimi kurmaktı. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi söylemekte sakınca görüyorduk. Ancak görüşümüzün uygulama yeteneğini saklı tutup saltanat taraftarlarının fikirlerini uygulama alanından uzaklaştırmak mecburiyetindeydik.
Yeni yasalar yapıldıkça, özellikle anayasa yapılırken saltanat taraftarları, padişah ve halifenin hak ve yetkilerinin belirtilmesinde ısrar ederlerdi. Biz bunun zamanı gelmediğini veya gerek olmadığını bildirerek o yönü söylemeden geçmekte yarar görüyorduk. Devlet idaresini cumhuriyetten söz etmeden milli egemenlik esasları çerçevesinde ve her an cumhuriyete doğru yürüyecek bir şekilde biçimlendirmeye çalışıyorduk. Milli mücadelenin kahramanları o akşam karanlık gökyüzünde yıldızların titrediği bir gecede buluştular. Mustafa Kemal o gece adeta tarihle dans ediyordu. Kalbindeki ateş, ülkesini çağdaş dünyanın ışığında yükseltme arzusuyla yanıyordu. Ve o an geldi. Türkiye Cumhuriyet'in güçlü kollarında yeniden doğuyordu. 1923 yılının 28 Ekim günü Türkiye'nin tarihinde unutulmaz bir dönemeci simgeler. O akşam Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal en güvendiği isimlere tarihi bir açıklama yapar. Ancak bu açıklama sadece heyecan verici değil, aynı zamanda hüzünlüdür. Bu önemli günde ülkenin dönüşümüne yakışır bir şekilde hazırlıklar yapılmalıydı. Ancak öyle olmamıştı. 29 Ekim 1923 günü sokaklar bayraklarla donatılamaz mıydı? Yabancı devlet adamlarıyla büyük kutlamalar yapılamaz mıydı? Bu tür hazırlıklar yapılamamıştır çünkü milli mücadelenin lideri olan Mustafa Kemal'e yakın isimler Cumhuriyet'e karşı çıkmaktaydı. Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele gibi büyük komutanlar İstiklal Savaşı'nda önemli roller oynamışlardı. Ancak onlar artık devletin padişaha teslim edilmesini savunuyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komutanların etkisi altında olan milletvekilleri ikinci grup olarak bilinir ve Mustafa Kemal'e karşı yoğun bir muhalefet yürütürlerdi. Cumhuriyet rejimi konusunda mecliste bir mutabakat yoktu. Ancak Mustafa Kemal gibi bir lider için geri adım atmak söz konusu değildi. Onun kafasında cumhuriyet fikri yıllardır vardı ve bunu zamanı geldiğinde gerçekleştirmek istiyordu. Cesur devrimci Cumhuriyet'in zamanı geldiğinde geleceğini biliyordu. Lozan Antlaşması'nın hemen ardından yaşanan hükümet krizi Cumhuriyet'in doğmasına zemin hazırladı. Mustafa Kemal istifaların ardından Fethi Okyar'ı başbakanlık görevine getirdi ve ardından bütün bakanların istifasını istedi. Bu taktiksel hamle Cumhuriyet'in ilanı için bir fırsat yarattı. Ancak bu süreçte ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşullar ve iç muhalefet, Cumhuriyet'in ilanını kutlamak için yapılan büyük etkinliklere izin vermedi. Yol arkadaşlarının Cumhuriyet'in ilanına verdiği tepkiler, özellikle Kazım Karabekir Paşa'nın durumuyla önem kazanıyordu. Karabekir Paşa, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden önce Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf göndermişti. Bu telgrafta Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin itirazlarını dile getiren Kazım Karabekir Paşa, hilafet ve saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet'e geçilmesine karşı çıkıyordu. Ona göre böyle bir değişiklik ülkede bir kargaşaya yol açabilirdi. Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi grup ve fırkalara karşı tarafsız bir pozisyonda kalması gerektiğini savunuyordu. Ancak Cumhuriyet'in ilanı sırasında Karabekir Paşa bu süreçten dışlanmış hissetti ve tepkisini gösterdi. Karabekir Paşa, Cumhuriyet'in ilanının Mustafa Kemal Paşa'nın eski arkadaşlarına başvurmadan dikte ettirilmesi olarak gördü. Ona göre Mustafa Kemal Paşa, muzaffer bir başkumandan olarak artık eski arkadaşlarının rakipleri olabileceği endişesiyle suni şahsiyetler icat etmeye başlamıştı. Bu nedenle eski arkadaşlarını kötülemek suretiyle Cumhuriyet'i dikte ettirdi. Karabekir Paşa'nın tepkisi, Cumhuriyet'in ilanının yol arkadaşları arasında nasıl bir ayrılık yarattığını ve Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği konusunda yaşanan çekişmeleri gösteren önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir. Bu durum, Cumhuriyet'in ilanının ardındaki içsel siyasi dinamikleri anlamak için önemli bir bakış açısı sunar. Karabekir Paşa'nın yaşadığı dışlanmışlık hissi diğer yol arkadaşlarında da mevcuttu.
Cumhuriyetin ilanı onların arasında endişe yaratan bir gelişme olarak algılandı. Ali Fuat Paşa ise Cumhuriyetin ilanına karşı çıkmadı. Hatta Mustafa Kemal Paşa'ya kutlama telgrafı gönderdi. Ancak Cumhuriyetin aceleyle ilan edilmesinin nedenini sorguladı. Ona göre halifeyi kullanarak meşruti saltanatı savunan bir grup ile Mustafa Kemal Paşa'yı halifeye rakip gösteren bir kesim arasında bir mücadele yaşanıyordu. Cumhuriyet bu iç mücadelede alelacele ilan edilmişti. Ali Fuat Paşa Cumhuriyet'in ilanıyla ilgili eleştirel bir açıklama yaparak Türkiye'de bir diktatörlüğe dönüşen Cumhuriyet'ten endişe ettiğini söyledi. Rauf Bey ise Cumhuriyet'in ilanını beklenmedik bir gelişme olarak görmedi. Ancak Cumhuriyet'in ilanının halk tarafından anlaşılamadığını düşündü ve meclis ve hükümetin bu konuda milleti aydınlatması gerektiğini vurguladı. O dönemde verdiği beyanat nedeniyle zor durumda kalan Rauf Bey, Cumhuriyet yerine halkın refah ve bağımsızlığını sağlayan bir yönetim şeklinin vurgulanması gerektiğini savundu. Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı konusundaki eleştirileri Mustafa Kemal Paşa'nın yönetim tarzına ve Cumhuriyet'in doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına dair şüpheleri yansıtıyordu. Mustafa Kemal Paşa bu eleştirilere sert bir şekilde karşılık verdi ve eski yol arkadaşlarının Cumhuriyet'in ilanı kararını sorgulamalarını eleştirdi. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey'in halifeyi devlet başkanı olarak görmesi ve bu makamın Cumhurbaşkanı tarafından doldurulmasına karşı çıkmasını da eleştirdi. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve diğer eski yol arkadaşlarını Cumhuriyet'in ilanı kararını alırken kendilerini dışlamakla ve itibarlarını düşürmekle suçladı. Ona göre Ankara'da bulunan arkadaşlarının Cumhuriyet'in ilanı konusundaki görüşleri bilindiği ve paylaşıldığı için ekstra bir müzakere gereksinimi hissetmemişti. ...1923 yılında Türkiye'nin kaderi büyük bir dönüşümle şekillenirken eski dostluklar da zorlu bir sınavdan geçiyordu. Rauf Bey yüreğindeki vatan sevgisiyle dolu derin duygularla açıklamalar yapmıştı. Ancak bu açıklamalar Halk Fırkası grubunda fırtınalar koparmış, kalpler arasında bir buz duvarı örmüştü. Toplantı odalarında yıllarca birlikte çekilen çilelerin ve zaferlerin anıları gözlerinde parlayan hüzünlü bir ışıkla canlanıyordu. Rauf Bey'in gözlerinde Cumhuriyet'in doğuşuyla birlikte kaybolan eski günlerin hatıraları yansırken, kalbi hala vatanına olan sonsuz sevgiyle çarpıyordu. Mustafa Kemal Paşa ise yıllarca süren mücadelelerin ardından elde edilen zaferin tadını çıkarırken içsel bir çekişmeyle dolup taşıyordu. Eski arkadaşlarıyla arasındaki bu derin uçurum zamanla büyüyor, duygusal bir yara haline geliyordu. Milli mücadelenin lideri olarak Atatürk'ün çevresindekiler arasında bile Cumhuriyet fikrine direniş vardı. Erzurum Kongresi günlerinde Atatürk Cumhuriyet'in geleceğini anlayışla beklemek zorunda olduğunu biliyordu. 1922 yılında İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Orbay, Atatürk'ü Refet Belen'in evinde yemeğe davet etti. Yemekte Ali Fuat Cebesoy da vardı. Rauf Bey açıkça konuya girdi ve meclisin Atatürk'ten korktuğunu, onun cumhuriyeti ilan edeceğini ve hatta padişahı gönderebileceğini düşündüğünü ifade etti. Bunun üzerine Atatürk, padişah ve halifeye olan bağlılığını vurgulayarak cumhuriyeti ilan etmeyeceğini açıkça belirtti. Refet Bey de aynı görüşleri savundu. Ali Fuat yakın arkadaşı olmasına rağmen sessiz kaldı. Birkaç ay sonra mecliste başka bir olay yaşandı. Bir grup muhalif, Atatürk'ü saf dışı bırakmak için seçim kanunu değişikliği önerisi getirdi. Öneride milletvekili adayının en az 5 yıl oturduğu yerde yaşamış olması ve doğum yerinin misak-ı milli sınırlar içinde olması gerektiği belirtiliyordu. Bu özelliklere uymayan Atatürk, kürsüye çıkarak kendi meclisinin içinden birilerinin çıkıp kendi haklarını elinden almaya çalışmasını kabul edemeyeceğini dile getirdi. O kendi milli sırlarını ve halkın geleceğini gözeterek yavaş yavaş topluma uygulatma sürecinde sabırlı bir lider olarak hareket etti. Bu kararlılık ve direnç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu mümkün kıldı. "Evet," dedi gururla, "doğum yerim bugünkü sınırlarımızın dışında kaldı.
Ama Selanik Yunan'a teslim edildiğinde ben başka bir yurt köşesinde, Derne'de, Bingazi'de, Trablusgarp cephesinde savaşıyordum. O zamanlar orada olmasaydım bu efendilerin doğdukları yerler de misak-ı milli sınırları dışında kalırdı. Mücadelenin askeri kısmı zaferle sonuçlanmıştı ama siyasi mücadele zorlu olacaktı. Meclisteki muhafazakar vekiller Cumhuriyet'in doğru yolda olduğunu görmüş gibi yapıyorlardı. Ama aslında Atatürk'ün önünü kesmek için her yolu deniyorlardı. Mustafa Kemal 1923 Ocak ayında uzun bir yurt gezisine çıktı. Halkla buluştu, onları aydınlattı. Her gittiği yerde milli hakimiyet vurgusu yaptı ve Halk Fırkası adıyla bir parti kuracağını açıkladı. Her şehirde devrimin ve yenilenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak karşı devrimcilere meydan okudu. Türkiye'nin geleceği Cumhuriyet'in ışığında parlayacaktı. Bir süre sonra geldi o an. 29 Ekim 1923. Atatürk milletine olan sonsuz sevgisi ve inancıyla dolu gözlerle konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu eserleriyle kanıtlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. O gece yıldızlar parıltılarıyla gökyüzünü süslediler. Rüzgar Cumhuriyet'in doğuşunun melodisini söyledi. Ve bir liderin milletine olan sevgisiyle ve cesaretiyle yazdığı en güzel hikayelerden biri başladı. ...29 Ekim 1923'te Türkiye yeni bir başlangıç yaptı. O gün hem yeni bir devletin hem de bir milletin yeniden doğuşuydu. Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde inşa edildi. Bu yeni düzen yoksullukla mücadele, eğitimle aydınlanma ve bilimle büyüme vaat etti. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında o coşku, o umut hala canlı. Gelecek nesiller de o büyük mücadeleyi, o kararlılığı ve o sevgiyi hissedecekler. Onlar Cumhuriyet'in değerini bilecek ve bu mirası daha da ileriye taşıyacaklar. Yarın 29 Ekim 1923'ü, yani Cumhuriyetimizin 100. yılını anacağız. Bu özel gün bize zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, inanç, kararlılık ve sevgiyle hepsinin aşılabileceğini hatırlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti, milletin sevgisi ve sadakatiyle yücelerek var olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin ışığı sonsuza dek aydınlatsın. 100. yılımız kutlu olsun.